Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 16 Şubat Cuma. Ege bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzeyi hariç tüm yurtta yağış var. Yağışlar daha çok yağmur şeklinde görülecek. Şimdi haberler. Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu, göçük altında kalan 9 işçiye halen ulaşılamadı. 54 saattir göçük altında olan işçilerin durumu için konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yaklaşık 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi, en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var dedi. Resmi verilere göre, yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. Tema Vakfı, açıklamasında, göçükle beraber başta siyanür olmak üzere, çok sayıda zehirli kimyasal içeren milyonlarca metreküp toprak Fırat Havzası'na karıştı denildi. Siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü görüldü. 12 yıldır madeni işleten şirketin %80'i Kanadalı SSR Mining, %20'si ise Çalık grubuna ait. Bayraktar, SSR Mining temsilcilerinin alanda olmadığını söyledi. Çalık Holding ise, operasyonel bir sorumluluğumuz yok, sadece finansal yatırımcıyız açıklaması yaptı. Alana girmekte zorlandıklarını söyleyen gazeteciler, Menzil Tarikatı'na bağlı Beşir Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın çadırlarının olduğu bölgeye, TMMOB, KESK, TTB ve Eğitimsen heyetinin alınmadığını aktardı. Haziran 2022'de, maden sahasında yaşanan siyanür sızıntısını görüntüleyen ve iki gündür yardım çağrısı yapan Sedat Cezayirlioğlu, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Gözaltı sayısı 8'e yükselirken, konuyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümidimizi artırıyor dedi. TBMM'de 3 ay süreyle çalışacak komisyon kurulmasına karar verildi. Maden için, 2021'de ÇED olumlu raporu veren, SRK Danışmanlığın Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Oğuz Öztürk'ün, Ocak 2023'ten bu yana Anagold şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. O dönem bakan olan AKP'nin İBB Başkan Adayı Kurum, bu konu siyasi bir istismara dönüştürüldü, Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler dedi. Ülke genelinde, Ağustos 2023, Ocak 2024 arasında 1046 alan maden sahası olarak ilan edildi. İhaleye çıkarılan alanların toplam büyüklüğü 426.939 hektar oldu. CHP lideri Özel, Hatay BB Başkanı Savaş'ın adaylığı için, daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir, diye konuştu. İzmir Dikili'de 4 dönem belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven, partisi CHP'den istifa etti. CHP'den İzmir Karaburun'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan getirildi. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.80 lira zam yapıldı. Böylece benzinin litresi 41.22 liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana, benzin fiyatları %20'ye yakın, Mayıs ayındaki genel seçimlerden bu yana ise %108 artmış oldu. Almanya 2023 yılında Japonya'yı geçerek, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu. Japonya'nın GSYH'si dolar bazında %1.9 büyümesine rağmen, 4.2 trilyon dolar olurken, Almanya'nınki 4.5 trilyon dolar olarak kaydedildi. Hindistan'ın gelecek 10 yıl içinde, hem Japonya hem de Almanya'yı geride bırakması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm merkezlerine yakın ören yerlerinin tamamında, gece müzeciliği başlatılacağını açıkladı. Hava sıcaklığı nedeniyle alınan karara yönelik daha fazla detay paylaşılmadı. Spotify'da geçen yılın Sevgililer Günü'nde, Türkiye en çok Semi Cenk ve Rain Man'in Yana Yana şarkısını dinledi. Onu, Mert Demir ve Mabel Matiz'in Antidepresanı ve Blok 3'ün Affetmem şarkısı takip etti. Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar ise, John Legend'ın All of Me, Bruno Mars'ın Just the Way You Are ve The Temptations'ın My Girl şarkıları oldu. Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre, savaşın ardından Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşası için 486 milyar dolar gerekiyor. 2 yıldır Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna için söz konusu meblağ, geçen yıl Mart ayında 411 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. 10 yıllık maliyet tahmininde konut ihtiyacı, 80 milyar dolarla listenin başında geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ertelemeli olarak düzenlenecek Süper Kupa maçının, Nisan ayında oynanmasını beklediklerini açıkladı. Bu tarih, 31 Mart yerel seçimlerinden sonraya geliyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.